Merhabalar dostlar, son haberlere bakıyoruz. Öncelikle savunma sanayi gelişmeleriyle başlayalım. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, AESA radarı ile ilgili şu açıklamayı yapıyor. Hava kuvvetlerimizin envanterinde F-16 ve Akıncı Eagle'ın sahip olduğu AESA radarının yerli olarak geliştirilmesinde son aşamaya gelindiğini duyurdu. Dünyada son derece modern bir radar olan AESA radarı yakında Türkiye tarafından devreye alınmış olacak. Yine Aselsan tarafından yapılan resmi açıklamada F-16'dan Tolun atışının yapıldığı duyuruldu. F-16'dan yüksek irtifadan ve yüksek hızla atılan Aselsan Tolun'un hedefini tam isabetle vurduğu duyurulurken minyatür bombadan bahsediyoruz. Yine Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir erken ihbar radar sistemi için ek sipariş verildiğini resmi olarak duyururken TUSAŞ Genel Müdürü Mahmut Akşit konuşuyor. TF-6000 motorunun parça imalatları devam ederken bazı aksesuarların tedariğinde Türkiye'nin sıkıntılar yaşadığı duyuruldu. Onlar biraz takvimi kaydıracak gelişmeler. Aksilik olmazsa sonbahar gibi motoru çalıştırmayı hedefliyoruz açıklaması yapılırken günün önemli savunma sanayi gelişmelerini bu şekilde aktarmış olduk. Diğer haberleri aktaralım. Eski ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Manhattan Bölge Savcısının soruşturmasıyla ilgili olarak bugün tutuklanması bekleniyor. New York'ta bir araya gelen Genç Cumhuriyetçiler Kulübü üyeleri de eski ABD Başkanı lehine gösteri düzenliyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından basın açıklaması yapıldı. Araştırmada askeri pilot ve yer mürettebatının genel olarak kansere eğimli olduğu ve yüksek risk altında olduğunu tespit edildiği duyuruldu. Yine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir şunu söylüyor. Bayraktar TB3 Siyah, TCG Anadolu üzerindeki operasyonuna başlamaya hazırlanıyor. Çok kısa bir süre sonra TB3'ün TCG Anadolu'da konuşlanacağı da resmi olarak duyurulmuş oldu. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Japonya Başbakanı Kiev'i ziyaret ediyor. Şu anda buna ilişkin elimizde video yok, sadece bir adet fotoğrafı görmektesiniz. Yine Azerbaycan ordusunda sınır hareketliliği devam ediyor. Birkaç gündür Ermenistan sınırına yoğun sevkiyat yapıldığı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Eski Federal Güvenlik Servisi ajanı, FSB ajanı ve Rus komutan Igor Girgin açıklamalarda bulundu. Kendisi şunu söylüyor, Putin'e karşı cüretkar bir açıklamayı yaparken kes sesini Vladimir Vladimirovich şeklinde açıklamalarda bulunarak Putin'e meydan okuduğunu duyurdu. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı yeni görüntüleri paylaşıyor. Su-30SM ve Su-35S savaş uçaklarının eşlik ettiği 2 adet Tupolev Tu-95MS nükleer taşıyabilen stratejik füze uçaklarının Japon denizinin tarafsız sular üzerinde hava sahasında planlı bir uçuş gerçekleştirdiği duyurulurken uçuş süresinin 7 saatten fazla olduğu belirtiliyor. Rusya son günlerde uçuşları arttırmış durumda. Gerek Japonya gerekse de Amerika'ya karşı uçuşların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na ait bir uçağın kayıp uranyumu aramak için Libya'da Seva'ya gittiği belirtiliyor ki Hafter kayıp uranyumu bulduğunu duyursa da muhtemelen Hafter dünyayı kandırmış çünkü Uluslararası Atom Enerji Ajansı bölgeye gidiyor. Xi Jinping'i görmektesiniz. Otelden ayrıldı. Kendisi Misustin'le görüşmeye gidiyor. Bilindiği gibi dün aslında Putin'le Xi Jinping arasında görüşme yapılmıştı fakat gayri resmi görüşmeydi. Asıl görüşmeler bugün yapılıyor. Heyetler arası ve yine baş başa görüşme yapılacak. Dünkü gayri resmi görüşmenin bile 4 saat sürdüğünü not düşelim. Ayrıca bugün Çin Devlet Başkanı'nın Putin'le yeni bir görüşme yapacağı da Çin medyasında ifade edilmiş. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov konuşuyor. Rusya'nın Ankara ile Şam arasında ilişkileri normalleştirme yollarını görüşeceği dörtlü toplantının Suriye, İran ve Türkiye ile mutabakat için çalıştığını ve tarihin henüz netleşmediğini söylüyor. Kırgızistan'a gidiyoruz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov basın açıklaması yapıyor. Stratejik ortaklarla ve dost ülkelerle olan işbirliğini güçlendirdiklerini ifade eden, halkın refahı ve istihdamının artması için çalıştıklarını, bütçe gelirlerini arttırdıklarını, altın rezervlerini büyüttüklerini, karayollarını onarmaya devam ettiklerini, ülkenin savunmasını ve güvenliğini güçlendirdiğini vurgulayan Sadır Japarov'un açıklamaları da bugün itibariyle Kırgızistan medyasında gündem olmuş durumda. Kendisi çatışmaların ve felaketlerin yaşandığı dünya ekonomisinde Kırgızistan'ın da şoklar geçirdiğini, bu nedenden dolayı Kırgızistan'da fiyatlarda önemli ölçüde artış olduğu ifade ettirirken, Japarov alternatif ticaret için Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesine büyük önem verdiğini de altını çiziyor.
Alatoğu Meydanı'nda kutlamalar yapılırken kendisi burada basın açıklamasında bulundu. Bişkek Hipodromu'nda da gün içinde at üstünde kartal uçurma, güreş, at yarışları ve bir hafta süren Kökbörü at oyunlarının ödül töreni yapılacak. Bu görüntüyü de görmektesiniz. Bir diğer haber, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'u aradığı belirtiliyor. Daha sonrasında ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'u aramış durumda. Yine Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Sud'un da Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'u arayarak görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, daha sonrasında ise Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Sadır Japarov, yine Rusya'da bulunan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kendisini aradığı ve tebriklerini ilettiği yönünde de bölgeden haber aktarılmış. Kırgızistan medyasının aslında bunun dışında yine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le de görüştüğü ifade ediliyor. Bir diğer haber, çatışmaların bir yılı aşkın süredir devam ettiği Ukrayna'da Harkiv kentini Rusya'nın Belgorod şehrine bağlayan E-101 karayolu üzerinde yerleşim birimlerinde savaşın yol açtığı hasarı görmektesiniz. Tamamen terk edildiği görülen köy ve kasabalarda köpek avlamaları dışında canlı izine rastlamak neredeyse mümkün değil. Evlerin büyük kısmı veya tamamı yıkılmış durumda. Türkiye ile Özbekistan arasında bilindiği gibi ortak üniversite kurulacak, hukuk reformu bilimsel altyapıyla desteklenecek açıklaması yapıldı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi rektörü konuşuyor. Türk-Özbek Hukuk Araştırma Merkezi ile Özbekistan'daki hukuk reformuna, özellikle anayasa, bilişim sistemleri ve dezenformasyon hukuk alanında destek sağlayacağımız duyuruldu. Yeni kurulacak Özbek-Türk Üniversitesi'nde mikro model olacağı ifade edilirken, hukuk alanında elde edilen tecrübenin Özbekistan'a aktarılacağı belirtiliyor. Bir diğer haber, Türkiye Rusya'ya ithalatı yasaklanan ürünlerin listesini hazırlamış durumda. Reuters tarafından bu şekilde bir haber servis ediliyor. 2022 yılı içerisinde Rusya ile Türkiye arasında ticaret cirosunun %84 arttığı ifade edilirken, Türkiye geçen yıl Rusya'ya 800 milyon dolarlık yaptırımlı malı teslim etmiş durumda. Reuters bu şekilde bir iddiaya yer veriyor. İlişkilerinin özellikle gelişmesi anlamında, ki Türk Devletleri Teşkilatı biliyorsunuz yine geçen hafta olağanüstü toplantı yaptı. Burada akademisyenler olarak üzerimize düşen vazife aslında devlet başkanlarının bu kurdukları yapının altını bizler bilim olarak, bilimsel olarak, ARGE olarak ve iki ülke arasındaki üniversitelerin bu türlü işbirliklerini kurarak doldurmak istiyoruz. Temel amacımız bu. Türkiye'nin geldiği nokta, Türkiye'deki özellikle dijital alandaki bizdeki geçerli olan hukuk kuralları şunu fark ettik. Dedi ki biz